Herkese merhaba, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Vakıf Bank'ın açıklanan 2024 yılı birinci çeyreğe ait bilançosundan bahsedeceğim. Vakıf Bank yılın ilk çeyreğinde 12 milyar TL solo net kar açıkladı. Söz konusu kar rakamı bizim tahminimiz olan 11.4 milyar TL'nin ve piyasa beklentisi olan 11.7 milyar TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Açıklanan 12 milyar TL'lik kar çeyreklik bazda %20 artış gösterirken yıllık bazda ise %167 yükselmiş oldu. Bunlara ilave olarak Vakıf Bank ilk çeyrekte %27'lik bir yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına da ulaşmış oldu. Yüksek TL mevduat ve swap fonlama maliyetleri nedeniyle bankanın marjları tüm sektörde olduğu gibi baskı altında kaldı. Swap maliyetlerinin bir önceki çeyrek seviyesi olan 7.3 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükselmesi, TÜFEX gelirlerinin 33.1 milyar TL'den 17.6 milyar TL'ye gerilemesi ve negatif bölgedeki TL kredi spreadleri nedeniyle swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı %3.9'dan %1.3'e gerilemiş oldu. Ayrıca banka bu çeyrekte yaklaşık %41 enflasyon varsayımı üzerinden TÜFEX gelirlerini hesapladı. Bizler yılın ikinci yarısında marjların güçlenmesini bekliyoruz. Bankanın TL kredi portföyünün %72'sinin değişken faizli kredilerden oluşması nedeniyle yeni verilen kredilerde ortalama verim ilk çeyrekte %52'ye kadar da yükseldi. Yeniden fiyatlamanın hızlanması özellikle ikinci ikinci yarıdan itibaren marjlar üzerinde iyileştirici bir etki yapabilir. Bankanın ilk çeyrekteki karının güçlü olmasının bir diğer sebebi de net risk maliyetinin negatif 130 bas puan olarak gerçekleşmiş olması. Her ne kadar karşılık gelirleri her üç grup için de 17.6 milyar TL'ye çıksa da bankanın ilk çeyrekte UFRS 9 varsayımlarını değiştirip karşılık oranlarını bir miktar aşağı çekmesiyle 22.6 milyar TL gibi önemli bir karşılık iptal edilerek gelir olarak da kaydedildi. Böylece net risk maliyeti negatife dönerek aslında karlılığa da katkıda bulunmuş oldu. Bunun dışında çeyrekte %12 yıllıkta 159 artan net komisyon giderleri ile 6,5 milyar TL'ye ulaşan ve yüksek swap maliyetlerinin etkisini azaltan trading gelirleri de kara olumlu katkı yaptı. Vakıfbank tüm yıl için verdiği yüksek onlu öz kaynak karlılık hedefini muhtemelen ikinci çeyrek sonrası resmi olarak revize edecek. Ancak yönetim bu aşamada gayri resmi olarak bu hedefin %30 civarına taşınacağını da paylaştı. Bizlerde yakın zamanda net kar tahminlerimizi revize etmemize rağmen bankanın yeni öz kaynak karlılık hedefini %30'lara taşınmasıyla önümüzdeki 3 yıl net kar tahminimizi ortalama olarak %18 daha yukarı çekerken bankanın orta vadede %28 öz kaynak karlılığı yakalayacağını da tahmin ediyoruz. Bunun yanında değerlemede kullandığımız sermaye maliyetini de bir miktar aşağı çektik. Bunların sonucunda vakıf bank için yeni hedef fiyatımızı 33 lira olarak yukarı yönlü revize etmiş olduk. Hisse için de al tavsiyemizi koruyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.